da bakıldığı zaman seçimleri artık bugün de saymayacak olursak 16 gün kaldı. Ama seçim atmosferi satıhta hissedilmeye başladı mı sorusu aslında bu sorunun cevabı şu ana kadar hayır. Ama bir taraftan da birçok üzücü olay veya işte bizi derinden sarsan olayla da karşı karşıyayız. Ankara'daki patlamayı tabii ki unutmak mümkün değil. Bütün bunları ekonomiyi bundan sonra olacak gelişmeleri, rakamları, vaatleri ve AK Parti'nin özellikle seçim beyannamesindeki vaatleri konuşacağız. Önemli bir isimle Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'le. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Gerçi ayağınızın tozuyla da geldiniz. Almanya'da bir toplantıdaydınız. Orada da önemli şeyler oldu. Orayı da konuşacağız sizle. Ama önce ben bu terörü, daha doğrusu Ankara'daki yürekleri yakan ve bizi adeta gardımızı düşüren ve 99 vatandaşımızı kaybettiğimiz olayı konuşmak istiyorum. Tabii bir taraftan bakıldığında bunun üzerinden bir siyaset de yapılmaya devam ediyor bütün bunlara rağmen. Efendim neler diyeceksiniz? Neler hissettiniz? Tabii siz ekonomiye hep odaklanırsınız ama bu insani olay tabii bir taraftan da bakıldığında çok yani günlerce biz bunun etkisinde kaldık. Tabii yani aslında bu terör eylemi Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin birliğine, beraberliğine, demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Bütün milletimize yapılmış bir saldırıdır. Çünkü milletin huzurunu, barış iklimini bozmaya yönelik bir eylemdir. Tabii ki hepimizi derinden üzmüştür. Ben defalarca çıktığımız programlarda tabii bu konuları değerlendirdik. Ben tekrar bu vesileyle konu açıldığı için orada hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zor bir süreç. Yani yanı başımızda birçok ülkede kaos var, savaş var, acı var. Türkiye bu anlamda uzun bir süredir. Aslında gerek Orta Doğu'daki sıkıntılardan, gerekse Rusya'nın işte komşusunu kısmen işgaline kadar, Avrupa'daki durgunluğa kadar birçok faktörden etkilenmesine rağmen Türkiye nispeten yani güvenli bir liman statüsüne sahip bir ülke. Şimdi Türkiye'yi de bu tabii ki kaos ortamına sürükleme çabası içerisinde olan belli ki bazı çevreler var. Yani ben bu büyüklükte bir vahşetin bireysel, küçük örgütsel hesaplarla yapılabilmesi ihtimalini düşük görüyorum. Yani işte büyüklerimiz de söylüyorlar. Yani burada bir üst akıl arayışı bence makul bir arayıştır. Dolayısıyla bütün bunları bozmanın tabii yolu hani bütün bu süreçler işleyecek. Yani işte emniyet görevlilerimiz sorunları ortaya çıkartacak. Bir daha yaşanmaması için işte dersler çıkartılacak vesaire ama bizim her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Çünkü barış iklimi bozulduğu zaman, Türkiye'nin huzuru bozulduğu zaman inanın onun hiç kimseye olumlu bir yansıması olmuyor. Herkes olumsuz etkileniyor. Bugün bakın ben Gaziantep milletvekiliyim. İşte dönem dönem Suriye'den resimler ekranlarımıza yansıyor. Evet. 2010 yılında oranın Maliye Bakanlığı'nın davetisi olarak bir baştan bir başa yani Gaziantep'ten arabayla çıkıp Halep'e gitmiş. Halep'te iş alemiyle görüşmüş. Oradan Şam'a gitmiş. Şam'da işte resmi görüşmelerde bulmuş bir insan olarak hala canlı canlı o güzelim tarih, o güzelim şehirler, o güzelim insanlar. Şimdi ne olmuş? 8 milyon insan ülke içerisinde yerinden olmuş. Yani evinden, barkından olmuş. Yaklaşık 3-4 milyon insan göçebe yani mülteci hayatı yaşıyor. Şimdi dolayısıyla o tarih yok ediliyor, şehirler yok ediliyor, insanlık yok ediliyor. Şimdi o nedenle bizim her zamankimizden fikir ayrılıklarımız olabilir. Ülkenin sorunlarına yaklaşımlarımız farklı olabilir. Siyasi
perspektifimiz farklı olabilir. Bunların hepsi güzel, hoş şeyler. Yani fikir ayrılıklarından bazen güzel şeyler de çıkabiliyor. Yani orada sonra. Ama terörle mücadele konusunda ve teröre karşı duruş konusunda ama olmaması lazım. Anladım. Terörün iyisi olmaz. Teröristin iyisi olmaz. Şimdi onun için bizim hep birlikte tek yürek olarak tavır koymamız lazım. Ve bunun üzerinden siyasi istismar, yani tabiri caizse artık siyasetin en alt seviyesidir. Yani bunun üzerinden istismar yapmaya çalışanlar maalesef o milli birlik, beraberlik ruhundan... Türkiye sizce terör üzerinden siyaset yapmamayı bir gün öğrenebilecek mi? Yani öğrenmeli, mutlaka öğrenmeli. Çünkü terör üzerinden siyaset hiç kimseye yaramıyor. Milli davalar üzerinden böyle ufak günübirlik hesaplarla siyaset hiç kimseye bir fayda getirmemişti. Aslında milletimiz basiretlidir. Milletimiz olup bitenleri çok iyi görüyor. Dolayısıyla inşallah milletimiz bu tür vahşetlerde de herkesin konumunu, herkesin söylemini, herkesin tavrını iyi bir şekilde değerlendiriyor diye düşünüyorum. Efendim tabii bir taraftan ekonomiye gireceğim ama onun ötesinde tabii bu bomba patladı ama bir taraftan da terörle mücadele çok ciddi bir şekilde devam ediyor Güneydoğu Anadolu'da. Ve etkin bir mücadele. Evet ve etkin bir mücadele. Etkin bir mücadele. Yani hakikaten bakıldığı zaman tırnak içerisinde dağ taş bombalanmadığını çok net bir şekilde gördük. Hukuk içerisinde kalıyoruz. Evet. 90'lı yıllarda dönüş yok. Hukuk devleti içerisinde eli silahlı eşkıya karşı çok güçlü ve kararlı, etkin, başarılı bir mücadele var diyebiliriz. Çözüm sürecinin buzdolabına kaldırıldığı, tekrar getirilmesi için birçok şartın ortaya konulduğu da ifade ediliyor. Siz aynı zamanda bölgenin de milletvekilisiniz. Bölgeyi de iyi bilen birisiniz. Tabii bu noktada HDP'den çok ciddi de şeyler geliyor, eleştiriler geliyor. Özellikle AK Parti'ye ki bölgede hani bakıldığı zaman bir HDP, AK Parti ve HDP'nin yarıştığını da görüyoruz. Şimdi bir özellikle son iki gün önceden beri terör örgütünün işte ateşkes ilan edeceği söylemi de ortaya çıktı. Bu ateşkes ilan edilirse siz ne yaparsınız bunun karşılığı olarak? Ve özellikle bu çözüm sürecinin tekrar başlaması noktasında bunun buzdolabından indirilmesi noktasında umutlu musunuz 1 Kasım'dan sonra Sayın Bakan? Şimdi bunun 1 Kasım'la falan alakası yok. Yani Türkiye'de AK Parti tarafından ortaya konulmuş, AK Parti hükümetlerince samimi bir şekilde uygulamaya konulmuş çözüm süreci konusunda tereddüt yok. Çözüm iradesi güçlü bir şekilde devam ediyor. Onun altını çizmek istiyorum. Sorun, bu çözüm sürecinin diğer tarafı olması gerekenlerin bu konuda samimiyet testinde sınıfta kalmasından kaynaklanıyor. Bakın biz temel hak ve özgürlükler anlamında, demokratik standartların iyileştirilmesi konusunda, bölgenin ekonomik olarak geçmişte geri kalışını telafi edecek nitelikte hızlı yatırımlar noktasında, hükümet olarak, parti olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Söylemde de, eylemde de. Hiç tereddüt yok. Sıkıntı burada. Bölücü örgütün derdi hak, hukuk, özgürlük değil. Derdi daha çok demokrasi değil. Derdi örgütsel kazanımdır. Yani bu Kürtlere rağmen de böyle bir politika söz konusudur. Yoksa eğer hakikaten Kürt meselesi, hak, özgürlük meselesi olsaydı, kardeşlik hukuku meselesi olsaydı, daha çok demokrasi, daha toleranslı toplum meselesi olsaydı, daha adil paylaşım, daha çok yatırım olsaydı, o zaman silahların bırak susması, silahların çoktan gömülmüş olması lazım. Evet. Varsa çözümle kavuşmayan bazı sorunların da müzakere mekanı dağdaki eşkıya silahlı örgüt değil. Veya oralar değil yani muhatabı. Meclistir. Siyasettir. Şimdi gelin görün ki tam aksine bu dönemde
Yani AK Parti'nin bütün bu samimi çabalarına rağmen, hükümetimizin çabalarına rağmen örgüt Arap Baharı sonrası ortaya çıkan kaos ortamından da nemalanarak daha çok cephane, daha çok silah, daha çok eleman, daha çok militanla şimdi şehirlerde, kırsalda kendince bir yeni bir yapılanmaya, yeni bir döneme geçiyor, baskılar. Tabii ki dünyanın hiçbir demokrasisi, hiçbir medeni ülkesi böyle bir bölücü terör örgütüne tabii ki alan tanımaz. Bakın, onun için şu anda olup bitenin 1 Kasım'la falan alakası yok. Burada çok net olarak Kürt kardeşlerimin hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi için, yani seyahat özgürlüğünden tutun, ticaret özgürlüğüne, teşebbüs özgürlüğüne, siyaset özgürlüğüne kadar, yani Kürt kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri, o bölgede de demokrasinin işleyebilmesi için terörle çok güçlü mücadele edilmesi lazım. Evet. Bakın, altını çiziyorum. Tam o hak ve özgürlükler için. Neden? Çünkü terörün olduğu, baskının olduğu, şiddetin olduğu bir ortamda demokrasi de bizim bildiğimiz anlamda, o zaman devletin milli irade de sandığa bizim bildiğimiz anlamda yansımıyor. Ve o bölgede işte bakın bugün görüyorsunuz. Yavaş yavaş mesela bize sahadayız, iş alemi geliyor. Orada kimse şirketler sigorta yapmıyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş batıdan oraya vadeli mal verilmiyor. Oranın çekleri yavaş yavaş teminat olarak kabul edilmiyor. Şimdi peki o genç kardeşlerimiz nasıl iş bulacak? Çünkü bunların derdi iş aç da değil. Özgürlük olmadığı gibi iş aç da değil. Onun için terör örgütünün öyle bir derdi yok sadece. Yani efendim devletin orada sahaya inmesi, yani şu manada tırnak içerisinde. Milletin talebidir. Talebi. Evet, Kürt kardeşlerimizin bir talebidir. Evet, çünkü kendileri bireysel olarak tabii ki eli silahlı militanlara karşı çıkıp durmaları, mücadele etmeleri imkanı yok. Neden? Çünkü karşıda vahşi bir yaklaşım var. Hemen infaz ediliyor. Nitekim gördük son bir hafta içerisinde işte bir takım haberler çıkıyor. Ama vatandaş için orada huzur istiyor. Orada barış istiyor. Şimdi ben hep söylüyorum. Bakın işte dün Almanya'daydım. Bugün Konya'daydık. Şimdi Almanya ve Fransa, İngiltere, İtalya. Hatırlıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya birbirlerinden milyonlarca insan katlettiler. Değil mi? Evet. Evet. Peki şu anda yerle Almanya, bir oldu bir de bu Almanya Fransa arasında bir sınır var mı? Hayır. Peki ikisi aynı para birimini kullanmıyor mu? Tabii ki. Peki yani ikisi Avrupa Parlamentosu'nda temsilci göndermiyor mu? Bak bir tek parlamento var. Evet. Sınır yok. Tek para birimi var. Doğru. Yani zaman içerisinde tam bir siyasi birlik kurma çabası var. Şimdi dünya bu kadar. Bakın İkinci Dünya Savaşı vahşetinden bahsediyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki vahşetten, katliamlardan var. Bakın ondan sonra gelinen nokta ne? Avrupa Birliği, siyasi birlik, ekonomik birlik ve refah bölgesi, huzur bölgesi. Peki bu yakın coğrafyada, yani Türkiye'nin de olduğu bu geniş Orta Doğu coğrafyasında bakıyorsunuz sadece acı var, evet, zulüm var. Peki niye ama? Niye? Ki biz Avrupalılara oranla, yani bu Anadolu'da 1000 yıldır beraberiz. Ortak kaderimiz var. Kültürümüz aynı. Yani birçok anlamda sadece tarihimiz, kültürümüz değil. Her konuda benzeriz. Çanakkale'de vesaire, yani klişe olmuş ama yani sonuçta bu vatan hepimizin. Evet. Ve işin diğer bir ilginç tarafını söyleyeyim. Şimdi terör örgütünün yani hak ve özgürlük talebi olmadığına göre, demokrasi talebi olmadığına göre, böyle bir derdi olmadığına göre, o zaman geriye ne kalıyor? İşte şu anda Orta Doğu'da sergilenen bir, yani büyük oyunun yeni sahnesinde kendince rol alıyor. Peki şimdi bakın Avrupa'daki trend bu yönde.
Siz Türkiye'de bu operasyonu yapamazsınız. Bu operasyon çalışmaz. Çünkü Kürtlerin en çok yaşadığı şehir, yani en büyük Kürt şehri neresidir diye sorsan İstanbul'dur derim. Evet. Ben şimdi Kürt kökenli, ülkemle gurur duyan, Türkiye'yle gurur duyan bir vatandaşım. Eşim Türk. Çocuklar, ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu mikro milliyetçilik kadar kötü bir şey olamaz. Evet. Mikro milliyetçilik hep felaketleri getirmiştir. Bakın Balkanlarda felaket getirmiştir. Orta Doğu'da felaket getirmiştir. Hiçbir faydası yok ne bunu yapanlara ne de bunun muhataplarına. Efendim tabii vakit de bir taraftan geçiyor ama çok kısa kısa cevaplar alabilirsek hızla geçiyor, bir kısa reklam arası da vereceğim biraz sonra. Efendim bu terörün maliyetini hep konuştuk ya biz yıllarca, 35 sene. Şimdi çözüm sürecinin ardından bu maliyet bizim bütçemizde, harcama kalemlerimizde, özellikle 3 aydır terörle mücadeledeki yoğun devamlılık zorlayacak gibi mi? Size hep maliyetleri sorarız ama maliyetlerini de soralım bu işin. Şimdi terörün tabii ki bir maliyeti var. Doğrudan maliyetleri var, dolaylı maliyetleri var. Mesela siz dediniz şimdi ki çekler kabul edilmiyor, sigorta yapılmıyor. Hadi bir de öyle maliyeti var. O kısa vadeli konular. Şimdi geçtiğimiz 30-40 yılda, yani bölücü terör örgütünün faaliyetlerine başladığı dönemden bu yana, bazı tahminlere göre Türkiye maliyeti işte 350 milyar dolar. Ama bazı tahminlere göre, yani kaçırılan fırsatlar da dikkate alınarak 1 trilyon dolar deniyor. Şimdi biz hep şunu söyledik. 350 milyar dolar olsun, 1 trilyon dolar olsun. Biz bu parayı milletimiz için harcamak istiyoruz. Evet. Bu parayı biz bütün Türkiye'nin ama özellikle de nispeten geri kalmış Doğu, Güneydoğu bölgemize yatırım için, kalkınma için, kardeşliğimizin pekişmesi için harcamak istiyoruz. Ve Türkiye'nin gelişmesi için. Biz bunu terörle mücadele için harcamak istemiyoruz. Ama şimdi terörün, baskının, şiddetin hakim olduğu bir bölgede de ekonomiden bahsedemezsiniz zaten. Onun maliyeti çok daha büyük. Evet. Yani terörle mücadele etmenin bir maliyeti var. Ama terörle mücadele etmemenin, yani alanı teröre, baskıya, şiddete, hakların, özgürlüklerin kullanılamadığı, teşebbüs hakkının tam olarak kullanılamadığı bir çerçevede, yani o alanı siz bıraktığınız zaman onun maliyeti çok daha büyük. Dolayısıyla tabii ki terörle mücadelenin bir maliyeti olacak ama çok şükür Türkiye bugün kamu maliyesi anlamında, yani mali bünyesi anlamında 90'lı yılları hiç karşılaştırılamayacak kadar çok güçlü bir ülke. İkincisi, birçok alanda artık Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalmıştır. Bugün Türkiye kendi roket yakıtını üretir noktaya gelmiş, kendi tankını dizayn edip üretecek noktaya gelmiş, kendi insansız hava aracını üretme noktasında, kendi efendim bütün böyle akıllı güdümlü füzelerden tutun yani uçakların beyninde, yani beyin yazılımını yazacak kadar, yani bir tür, yani robot üretecek kadar bütün bu düzeylere gelmiş. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Ama gelin görün ki yani biz yine de şunu söylüyoruz. Biz eğitimi önceliklendirmek istiyoruz. Evet. Biz sağlığı önceliklendirmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin araştırma geliştirmesini önceliklendirmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin altyapısını önceliklendirmek istiyoruz. Yani insanı merkeze alıp insanı önceliklendirmek istiyoruz. Doğru. Ama terörle mücadele etmek de aslında bir anlamda insanı merkeze almakta. Çünkü terörün olduğu bölgede eğer hak ve özgürlükler tam manasıyla kullanılamıyorsa, demokrasi işleyemiyorsa, ekonomik faaliyetler baskı altındaysa, o zaman bizim terörle mücadelemiz de yine hem Türkiye için hem tabii ki bütün kardeşlerimiz için. Efendim tabii şimdi bakıldığı zaman ekonomideki rakamlar özellikle hani 7 Haziran sonrasında kötü değil. Dün mesela sanayi üretimi açıklandı. Bir önceki aynı aya göre 7.8'lik bir artış. Cari işlemler açığında kapanma. Dolar düşüyor. Borsa 79 binlere geldi. İşsizlik rakamı işte Avrupa ülkelerinde %20'lerin üzerinde, biz daha onu bulmadık. Hani bu kadar kötü senaryo. O zaman hani her şey Türkiye'de iyi gidiyor. Yani siz demiştiniz ki bana. Her şey iyi gitmiyor. Yani rakamlar çok iyi. Evet, rakam şöyle yani. Bakın. Şimdi rakamlar
aslında bu mevcut konjonktürde, yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu şokları dikkate alırsanız çok iyi. Yani rakamlar çok iyi. Ama her şey dediğiniz zaman orada bir parantez açmam lazım. Hani böyle baktığımız zaman ana parametreler üzerinden gidersek. Bakın şöyle, bu tabii ki Türkiye'de tartışmalar rasyonel bir zeminde yapılmıyor. Şimdi seçim arifesinde olduğumuz için böyle hani sözde kendilerince çok saygın olan insanların nasıl bir başka partilerin propagandasını yapmak için bazı verileri yerden yere vurduklarını da görüyoruz. İşin özü şu, AK Parti hükümetleri döneminde biz reform yaptık ve çok iyi bir performans yakaladık. Reformla birlikte refah arttı. Ama en önemlisi reformlarla birlikte Türkiye'nin temelleri sağlamlaştı. Türkiye'nin şoklara karşı direnci arttı. Şimdi açayım. Rakamlar, sizin söylediğiniz rakamlar çok iyi ama her şey demek değil. Şimdi anlatayım ben size. Bir, bugün büyüme. Büyüme her şeyin başıdır. Evet. Yani ekonomi büyüyorsa her şey refah artıyor. Ekonomi büyümüyorsa o zaman ülke geriye düşüyor demektir. Bakın bu sene Türkiye muhtemelen %3 büyüyecek. %3. Şimdi %3'lük büyümeyi millet yerden yere vuruyor. İyi bir rakam değil diye. E peki neye göre iyi değil? Bakın bir, bizim gibi ülkelerle karşılaştıralım. Mesela bütün gelişmekte olan ülkeleri esas alalım. Şimdi Çin, Hindistan, bunlar nüfusları 1 milyarın üzerine, 1-1,5 milyar arası nüfusa sahip. Onlarla karşılaştıralım. Ayrı dinamikleri var. Evet. Çin, Hindistan'ı çıkart. IMF yeni açıkladı IMF'nin rakamları. Evet. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyümesi 2015 yılında %1,9. Bakın gelişmekte olan ülkeler, yani bizim gibi ülkeler ortalama %1,9 büyüyecek. Peki evet. Türkiye? %3. Peki burada duralım. Mesela Brezilya. Genelde Türkiye, Brezilya'yı aynı potaya koyarlar. Yani karşılaştırırlar. Brezilya bu sene küçülüyor. %2 civarı. Peki Rusya? Rusya da küçülüyor. Peki Orta Avrupa, ne bileyim Afrika falan baktığınız zaman bakın her şeye rağmen bakın. Yani bugün bütün şokların merkezinde Türkiye var. Doğru. Bu Brezilya, doğru Brezilya Orta Doğu'dan bizim gibi etkilenmez. Doğru. Değil mi? Brezilya Avrupa'dan bizim kadar etkilenmez. Mesela diyelim ki Endonezya. Endonezya Orta Doğu'dan 3 aşağı 5 yukarı hiç etkilenmiyor. Yani coğrafya olarak yakın değil. Doğru. İlişkiler çok. Avrupa'daki durumdan bizim kadar etkilenmiyor. O zaman şuna bakmamız lazım. Evet, Türkiye'de büyüme var ve Türkiye bu konjonktürde bakın bu kadar siyasi belirsizlik var. İki seçim geçen sene, iki seçim bu sene. Hükümet kurulamadı. Efendim Avrupa Birliği durgunluk işte yavaş yavaş çıkmaya başladı. Orta Doğu'da savaş var, kaos var. Rusya komşusunu kısmen işgal etmiş. Orada ambargo var. Orada ciddi bir şekilde bizim en büyük ticaret ortaklarımız birisi etkileniyor. Buna evet. rağmen Türkiye gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyor ve birçok benzer ülkeyi katlıyor. Bu bir. Şimdi gelelim ikinci konuya. Evet, bir cari açık sorunumuz var. Yani her şey gülük gülistanlık değil. Fakat cari açık daralıyor. Bu önemli bir şey. Aslında çok daha fazla daralacaktı. Fakat şöyle bir şey oldu. Avro, biz malların çoğunu dolarla ham madde ithal ediyoruz. Euro ile, avro ile satıyoruz. Fakat avro dolar karşısında değer kaybetti. 1.30'lardan, 1.35'lerden, 1.10'lara kadar düşünce bizim ihracatın dolar değeri düştü. Yoksa aslında bizim cari açık çok daha hızlı daralacaktı. Çok çok daha hızlı. Ona rağmen, bakın ona rağmen cari açık daralıyor. Yani en azından sorun büyümüyor, sorun biraz küçülüyor. Şimdi gelelim enflasyon konusuna. Enflasyon hala tek hanede. Evet, belki arzuladığımız gibi %5'lere yakın değil ama hala tek hanede %7 civarında. Şimdi gelelim bütçeye. Bakın bütçe ki bu siyasi konjonktürde en fazla etkilenen... Geçen ay fazla verdi efendim. Bakın bir şey daha söyleyeyim ben size. Geçen sene iki seçim yaşadık. Bu sene iki seçim yaşıyoruz. Ve biz bütçe disiplinini elden bırakmadık. Evet. Şimdi herkes şunu söylüyor. Açık konuşayım. Biz Türkiye'nin menfaatini düşünmeseydik, Türkiye'nin menfaatini, uzun vadeli geleceğini düşünmeseydik, sadece kısa vadeli parti
şeyleri üzerinden gitseydik, mülahazaları üzerinden ne olurdu biliyor musun? Şu anda bizim bütçeyi açığını kat kat artırmış olmalı. Yapmadık. Evet. Yapmadık ve Türkiye için doğrusu budur. Şimdi gelelim. Hani ne var önümüzdeki dönemde? Peki ben araya girip bir soru sorabilir miyim tabii. Efendim? Tabii bir taraftan da zamanla beraber sormam gereken birçok soru var. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Aslında güzel güzel de anlatıyorsunuz ama benim de sorularım olacak. Efendim şimdi tamam siz dediniz ki işte yine konuştuk. Özellikle 7 Haziran sonrasında tamam hani 7 Haziran'a kadar idare edebiliriz. Tabii ve bütün bunların ötesinde rakamlarla ilgili konular da var. Mesela deniliyor ki tamam nasıl bu kadar iyi gidebiliyor Türkiye? Bu rakamlara, bu sayılara siz elbise mi giyiyorsunuz? Bunu soracağım ama kısa bir reklam arası vermem lazım efendim. Efendim kısa bir aranın ardından ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim yayına devam ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Efendim size sayılara elbise mi giydiriyorsunuz diye sormuştum ama şunu da söyleyelim izleyicilerimizden ve sosyal medya aracılığıyla, Twitter aracılığıyla çok sayıda soru geliyor. Öğretmen atamaları ve 40 bin öğretmen ataması konusunda bunu da soracağım. Bizi izlemeye devam etsinler. Efendim özellikle bu gazetelerde çıkan haberler, hani bu kadar olumsuzluğun arasında ekonomi nasıl iyi gidiyor diye soru işaretleri ve sizin sayılara elbise giydirdiğiniz iddiaları. Bakın Türkiye'de üretilen bütün istatistikler Avrupa Birliği normlarındadır. Hepsi IMF, Dünya Bankası'nın Avrupa Birliği standartlarıyla paraleldir, benzerdir. Aynı modeller, aynı anketler, aynı süreçler. Dolayısıyla bu konularda şüphe uyandırmak tamamen yani nasıl diyeyim yani bu seçim öncesi klasik bu hani şöyle söyleyeyim çok aşağıdan siyaset yapmak demek. Bel altı vuruş mu diyorsunuz? Öyle yani çünkü şöyle çıksınlar hangi veri neyle ilgili çünkü TÜİK her türlü cevabı verir bunlara. Şimdi TÜİK şu anda tamamen bağımsız bir şekilde bu istatistikleri üretiyor. Ve hepsi dediğim gibi Avrupa'da nasıl üretiliyorsa, evet. Avrupa'da nasıl toparlanıyorsa aynı şekilde toparlanıyor. Onun için yani istatistikler kötü olunca sorun yok. Evet. İstatistikler birazcık iyi olunca hemen bu tabii ki bu türden istismara başlanıyor. Onun için ben yoruma dahi değer bulmuyorum. Evet, TÜİK rakamlarına benim, Türkiye güvenmeli. Benim Türkiye'de üretilen rakamlara ilişkin şahıs olarak zerre kadar bir tereddütüm yok. Asla ve asla. Çünkü herhangi bir müdahale yok. Bu rakamlar uluslararası standartlarda ve uluslararası kuruluşlarla eş güdümlü bir şekilde benzer modellemeler kullanılarak üretiliyor. Bunu onlar da çok ana muhalefet partisi CHP'den de bu haberlerin yanı sıra oradan da bu tip sesler yükselince ben de merak ettim. Hani TÜİK verileri tamam sizin dediğiniz gibi uluslararası ve Avrupa Birliği birimleri ölçü alarak yapılıyor. Onu biliyoruz ama şimdi acaba hani her şey kötü gidiyor, terör var bilmem ne, ekonomi niye böyle iyi gidiyor diye soru işaretleri, ana muhalefet partisinin söylemleri. Yani ekonomi bizim arzuladığımız kadar iyi gitmiyor. Ama muhtemelen onların da hayal ettiği veya arzuladığı kadar kötü gitmiyor. Yani belki öyle bir sorunumuz var. Şimdi biz onlar kötü bakın, gitmesini mi istiyorlar? Türkiye'de efendim? Siyasi istikrar olsaydı bugün. Evet. Yani 7 Haziran seçimleri güçlü, reformcu bir AK Parti hükümetiyle sonuçlansaydı bugün Türkiye çok çok daha hızlı büyüyor olacaktı ve Türkiye'nin piyasaları çok çok daha az kırılgan olacaktı ve Türkiye'de geleceğe ilişkin beklentiler çok çok daha olumlu olacaktı. Bakın bütün bu olumsuzluklara rağmen size bir rakam paylaşayım. Buyurun. Bakın şimdi bu rakamı biz üretmiyoruz. Mesela küresel doğrudan yatırım yani yabancının elini taşın altına koyarak getirip Türkiye'ye koyduğu fabrika için şirket satın alma için koyduğu para ne kadar biliyor musun? İlk 8 ayda 11.8 milyar dolar. Bakın.
Ve geçen seneye göre %36 yukarıda. Nasıl oluyor efendim? Bunu nasıl açıklayacaklar madem öyle? Yani şimdi basit bir şey soruyorum. Bak, evet. Şu anda gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı var. Yani efendim 11 milyar dolar Türkiye'ye girdi mi? 12 girsin. Milyar dolara yakın. Bakın genel olarak gelişmekte olan ülkelere sermaye evet. akışında sorunlar var. Evet. Bakın. Ama Türkiye, eğer hakikaten Türkiye'nin yönetimi bu kadar zayıf olsaydı, bu kadar kötü olsaydı, performansı bu kadar kötü olsaydı, geleceği bu kadar yani karanlık olsaydı, o zaman niye millet getirip parayı buraya koyuyor? O zaman siz Almanya'daydınız için, mesela. Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri dedi ki Türkiye'ye yatırımdan vazgeçmeyeceğiz. Öyle mi efendim? Geçen hafta bu açıklandı. Hiç kimsenin yatırımdan falan. Avrupa, o da mı aynı? Yani zaten Türkiye'ye gelen küresel doğrudan yatırımların %75'i Avrupa'dan geliyor. Ya o zaman şöyle söyleyeyim. Niye çıkmıyorlar efendim bunlar Türkiye'den? Ben de öyle sorayım size. Finans piyasalarında dönem dönem inişler çıkışlar olur. Onun için dönemsel yani günübirlik hareketler üzerine yorumlarla bir yere varılmaz. O zaman sorayım şu mudur? Ama Türkiye'de temel trendlere bakmak lazım. Siyasi olarak tekrar bir şey mi görüyorlar? İstikrar mı görüyorlar da bunlar çıkmıyorlar? Öyle sorayım o zaman. Şimdi şöyle, Türkiye'de şunu görüyorlar. Biz New York'taydık, Sayın Başbakanımızla birlikteydik. Sayın Başbakanımız çok açık bir mesaj verdi. Dedi ki, yani meclise girme ihtimali olan 4 parti var. Bu 4 parti arasında AK Parti hala anketlerde %40'ın üzerinde bir oranla lider konumunda. Ya dedi, AK Parti tek başına bir hükümet kuracak. Ya da AK Parti'nin belirleyici olduğu, evet. yani liderlik konumunda olduğu bir koalisyon kurulacak dedi. Her halükarda da dedi, gündemimiz reform olacak. Her halükarda gündemimiz makro finansal istikrar olacak. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın çok net bir mesaj. Evet. Şimdi bu bir anlamda normal şartlar altında siyasi risk primini biraz daha yönetilebilir bir noktaya çekti. Ama ideali ne? İdeali şu, defalarca bu konuları konuştuk. Çok partili demokratik sisteme geçtiğimiz günden bu yana Türkiye sadece ve sadece tek parti hükümetleri döneminde reform yapmış, güçlü reformlar. Bu reformları başarıyla uygulamaya koymuş. Bakın evet. başarıyla uygulamış. Çünkü koalisyon dönemlerinde de IMF gelmiş, reçeteleri ortaya koymuş reform koydu, mahiyetinde. Evet. Ama onlar uygulanamamış. Doğru. Şimdi hemen itiraz edecekler. Efendim 2001'de reform yapıldı. Doğru. Ama 2001'deki reformlar uygulanıp sonuç alındı mı? IMF programını tamamlayıp bir kalıcı sonuç elde edilebildi mi? Hayır. Adamlar yani üçlü koalisyon hükümet dönemi bitmeden erken seçime gidip kaçtılar. Evet. Şimdi onun için şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bütün bu dış şoklara karşı korunaklı hale yani daha da korunaklı hale gelebilmesi, Türkiye'nin tekrar yüksek büyüme patikasına oturması, Türkiye'nin makroekonomik sorunları daha köklü bir şekilde çözüme kavuşturması ikinci nesil reformlarla olur. AK Parti birinci nesil reformları yapıp Türkiye'ye sınıf atlatmıştır. Bakın bu liradaki bu kadar değer kaybına rağmen biz kişi başına milli geliri bakın en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Evet, evet. 3400 dolardan alıp 9000 doların üzerine çıkartmışız. Bakın. Yani tekrar bakın söylüyorum. Dolar cinsinden bugünkü bütün bu liradaki değer kaybına rağmen AK Parti hükümetleri döneminde kişi başına milli gelir neredeyse dolar cinsinden 3'e katlanmıştır. Satın alma gücü paritesiyle 2.2 kat artmıştır. Tamam mı? Reel olarak yine neredeyse bir kata yakın yani oraya doğru gidiyor, artmıştır. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin aslında çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu, ne zaman istikrarı yakalasa, İkinci nesil, ne zaman reform yapsa Türkiye'nin başarılı. İkinci nesil reformlar, efendim çok kısa alabilir miyim? Süre bitiyor soracağım. O kadar çok var ki ikinci nesil reform. Mesela şimdi siyaseten konuşayım. Bir insanın ana dilinde konuşmasının önünü açmak, o yasakları kaldırmak, evet. Evet. Yani basit olması gereken bir şey. Birinci nesil. Yani bizim hiçbir zaman o sorunları yaşamamış evet. olması lazım. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı birinci nesil reformdur. Efendim bir bankacılık sektörünün doğru düzgün bir gözetleme, denetim altyapısının olması birinci nesil. Ama şimdi gelelim.
diyelim ki küçük orta ölçekli firmaların, esnafın finansmana erişimini sağlayacak taşınırların teminat olarak kullanılabileceği bir sisteme geçiş ikinci nesil bir reformdur. Basit bir şey. Veya diyelim ki bizim Anladım. Bir ulaştırma, bakın karayolu yapmak birinci nesil bir reformdur. Kalkınma için gereklidir. Bunlar bitti diyorsunuz. Evet. Ama bir lojistik üste dönüşmek ikinci nesil. İkinci nesil. Biz bunlar yani yatırım anlamında söylüyorum. Son yapısal reform anlamında senin evet, zaman... Son 3 dakikada çok hızlı hızlı sormam lazım. Efendim burada sizle konuştuk vaatleri, CHP'nin vaatlerini, asgari ücret emeklilere verilen vaatler. Mehmet Şimşek delinince eşittir bütçe disiplini. Siz efendim kıyametleri koparttınız işte şöyle böyle. Şimdi bir bakıyoruz asgari ücret 1300 lira olacak dediniz. Emeklilere siz de bir maaş veriyorsunuz her ay 100 lira olmak üzere. Hani bakıldığı zaman çarpı 12 ediyor yine bir ikramiye. Niye efendim o zaman bu kadar kıyamet koparttınız CHP'nin bu vaatlerine? Şimdi bakın benim muhalefeti eleştirim iki boyutluydu. Bir tanesi herkes vaatlerde bulunabilir. Bu doğaldır. Ama bu vaatleri nasıl yerine getireceklerini, yani bize çıkıp şeffaf bir şekilde bizim vaatlerin maliyeti şu kadardır. Biz bütçe açığını şu kadar artıracağız veya şu vergileri artıracağız veya şu harcamaları kısacağız deseler, tamam mı? Bir, o konuda bir itirazımız olmaz. Deriz ki bu bunların konumu, eleştiririz, eleştirmeyiz. İkincisi bunun dozu, miktarı. Şimdi siz bütçe açığını 10 kat artıracak vaatlerde bulunursanız o vaat olmaktan çıkıyor, o milleti kandırmaya dönüşüyor, o popülizme dönüşüyor. Ama AK Parti'nin ortaya koyduğu paketin toplam net maliyeti evet. 19.3 milyar lira, milli gelirin %1'i kadar. Ve biz bakın 2016 bütçesini yarın meclise göndereceğiz. Baksınlar. Biz çok açık olarak şunu diyoruz. Diyoruz ki personel ve yatırım harcamaları dışındaki bütün harcamaları sadece deflatör kadar yani basitleştiriyorum enflasyon kadar artıracağız. Evet. Reel olarak artırmayacağız. Ve burada harcamaların milli gelire oranını düşük tutacağız. İki, diyoruz ki gelir vergisi reformundan tutun. Birçok vergi reformu yapacağız. Ve bu çerçevede istisnalar, efendim imtiyazları azaltacağız. Başbakanımız açıkladı. Ve bunun sayesinde ve diğer uygulamalarımız sayesinde gelir performansımız daha iyi olacak. Evet. Ve biz 19.3 milyarın hemen hemen tamamını bir şekilde sisteme yedirip mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz diyoruz. İsteyen herkes de bu konuda oturur müzakere ederim. Bakın. Ama bakın dozunu küçük tutmuşuz. Çıkıp şeffaf bir şekilde kalem kalem maliyetleri ortaya koymuşuz. Sonra da bütçede bu işi nasıl yöneteceğimizi ortaya koymuşuz. Bu iş sloganlarla olmuyor. Evet. Dolayısıyla benim oradaki itirazımın iki noktası vardı. Hala o ikisine doğru düzgün cevap almış değilim. Biz net olarak ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ortaya koyduk ama bir de özellikle de boyutunu, evet. boyutunu yönetilebilir düzeyde. Evet efendim süre bitti son soru. Öğretmen atamaları, 40 bin öğretmen ataması olacak mı? Bakın bütün öğretmen açığını önümüzdeki yani biz tekrar tek başımıza iktidara gelir, güçlü bir hükümet kurur, reformlar yapar, yapma imkanına kavuşursak zaten Türkiye'nin önü açılacak. Bütün öğretmen açığını biz gidereceğiz. 100 bin. Öğretmen açığını. Rakam neyse, norm kadroya göre öğretmen açığı. Ve bunu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapacağız. Biz zaten her sene 50-60 bin, yani bazı yıllar neredeyse 57 bine varan öğretmen açığı. Cumhuriyet tarihinde evet. hiçbir dönemde AK Parti döneminde olduğu kadar öğretmen alınmamıştır. 500 binin üzerinde bakın 500 binin üzerinde öğretmen atamasını yapan bir hükümetiz. Evet. Yani şu anda Türkiye'de 900 bin öğretmen varsa bunun yarısından fazlasını evet. AK Parti hükümetleri atamıştır. Atamaya devam edeceğiz. Eğitim bizim en öncelikli alanımızdır. O zaman 40 bin öğretmen ataması Milletten, yapılacak. Ben şimdi hangi tarihte kaç atanacak o ayrı bir konu. Bakın anladım. Biz şunu söylüyoruz. Milletimizden topladığımız her 100 liralık verginin 23 lirasını eğitime harcıyoruz. Milletimize Anladım. Harcıyoruz. Harcamaya devam edeceğiz. Öğretmen alımı devam edecek. En çok alım öğretmende olacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Sorularımızı peş peşe sorduk. Zaman kısıtlıydı. Süre dardı. İştenlikle yanıtladınız, cevapladınız. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler yorum da her zaman olduğu gibi sizlere ait Ankara'dan hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar efendim.